Hoş geldiniz değerli dostlarım. Karşınızda Journey. Zamanında sadece PlayStation için özel geliştirilen ve daha sonra Epic Games Store üzerinden piyasaya sürülen güzel bir macera oyunu diyelim, adı üstüne yolculuk. Şu anki fiyatı 19 yeni Türk lirası. Hani böyle bir oyun için ki Türkçe desteği de var, bence fazla bir fiyat değil. Ücret değil diyelim daha doğrusu. Hemen seçenek kısmına bakalım. Grafik ayarlarından her şeyi açtım. Bize de ne yapmak düşüyor efendim? Oyunu görmek düşüyor. Ben oyunu hiç oynamadım, onu söyleyeyim size. Hiç fırsatım olmadı. Hem ilk defa görmüş olacağım, hem de bilgisayarda denemiş olacağız. Şöyle bir 15-20 dakika bakalım. Hani aranızda görmemiş olanlar da olabilir. Yalnız çok çok gerçekçi görünüyor. Yakından bakınca normalde bozulur. Bunda tam tersi daha iyi görünüyor. Bu sıcak havalarda şöyle bir çöl yolculuğuna çıkalım. Gizemlerle dolu, bulmacalarla dolu, sakinleştirici müziğiyle birlikte hayal gücümüzü yanımıza alıp yola çıkalım. Texture'lar pürüzsüzleşmiş. PC versiyonu için yapmış olmalılar. Hani ben PlayStation oyunları çok oynadığım için zamanında bunu direkt fark ediyorum. Yalnız çölün texture gerçekten harika görünüyor. Siz şu anda fark edemiyorsunuz videodan dolayı. Ancak oyuna girdiğiniz zaman anlayacaksınız. Yani çarşaf gibi derler ya. Etkileşim, animasyon güzel. Hadi bakalım. Yalnız efektler, grafikler cidden harika görünüyor. Siz herhangi bir tuşa basmıyorsunuz. Kendi otomatik olarak çıkıyor tümsekleri. Bakın, mesela buna dikkat ettim şimdi, fark ettim. Bu parçaları almadan uçamıyorsunuz. Bunları böyle bir defa kullanabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Şu kısımlarda da var. Yani demek ki geriye dönmemize gerek yok. Bakın şu ileride de var. Bunları alacak mıyız acaba? Hani daha yükseğe çıkabilir miyiz diye baktım da. Şimdi hangisi daha yakın? Sol mu daha yakın, sağ mı daha yakın? Önce sağa giderim, sonra sola gideriz.
İlginç. Şeyler yaptım ama ben de anlamadım. Hepsi aynı. Hiçbirinin bir farkı yok. Şunlar aktif hale geliyor mu? Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Rüzgar çıktı. Büyük ihtimal buradan karşıya zıplayacağız da. Yeni bir özellik mi aldık? Aha. Daha da yükseğe çıkıyoruz. Sevdim. Abi çok yaratıcı yapmışlar ya. Böyle hayal gücü olan insanları seviyorum. Abi ciddi söylüyorum bak. Hani ben fark ediyorum. Hani şey diyorlar ya. Pürüzsüz ya tekstürler. Pürüz yok yani. Herhangi bir kırıklık yok.
Çıkamıyorsun diyor. Abi çok güzel. Baksana. Bunları açacağız. Okey. Büyük ihtimal şeye gideceğiz. Ha bak şurada da bir tane var. Yapma be. Ben bu kısmı anlayamadım. Yani anlayan dostlarımız varsa, yardımcı olursa sevinirim. Çok güzel.
Bu da son köprü galiba, yok. Son değil. Evet, son köprü. Şurayı da geçelim, kapatacağım videoyu. Oynamak isteyen dostlarımız daha fazla izlemesin, biliyorum kendilerini tutamayacaklar, merak edecekler, izleyecekler. Ben de sizleri düşündüğüm için videoyu keseceğim o kısımda. Yani bir şey olmuş herhalde, bu yaşadıkları yer mahvolmuş. Bir felaket gelmiş galiba. Biz de her şeyi onarmaya çalışacağız. Hani geçmişi döndürmeye çalışacağız diye tahmin ediyorum. Bak, ortada bir boşluk var mesela. Abi harika ya. Evet, kendinize iyi bakın dostlarım. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım, merak etmeyin. Ben de sizler gibi bir oyuncu olduğum için seri yapmıyorum. Çünkü bir oyunu oynarken onun tek başıma deneyimlemek istiyorum. Ve ben de kendimi sizler gibi gördüğüm için bu kanalda sadece ilk bakışlar olacak. Çünkü ben de oynamak istediğim oyunlara bakacağım zaman direkt giriyorum. Oyunun ilk 15-20 dakikasına bakıyorum. Daha sonra karar veriyorum, bu oyunu alsam mı almasam mı diye. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.